Efendim iyi akşamlar. Bu akşam yine Kırmızı Dosyalar programında maalesef şehit haberleri gelmeye devam ediyor Güneydoğu'dan. Yine üzücü bir haberle başlıyoruz. Güneydoğu'yu konuşacağız tabii ki. Arkasından İsrail-Türkiye yakınlaşmasını konuşacağız. Bugün salıydı. Siyasi partilerin gruplarda verdikleri, liderlerin verdikleri mesajlar var. Onları konuşacağız. Yaklaşan CHP kurultayı var. İzmir, Ankara, İstanbul il başkanları seçimleri var. Onları konuşacağız. Erdal Bey, isterseniz Güneydoğu'dan başlayalım. Başından söylediğim gibi şehit haberleri gelmeye devam ediyor. 10 yıllarca süren Orta Doğu savaşları maalesef Türkiye'ye de sıçramış durumda. Türkiye'yi de içine almış durumda. Tanklar, Hendekler Savaşı tarihteki, böyle adlandırıyorum, tarihteki yerini alacak böyle üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Nereye gidiyor Güneydoğu? Şunu bir kere üzüntüyle belirtmek lazım. Tabii bugün aslında basında yansıyanlar belki orada olanların onda biri. Ya da evet. Neyse %5'i kadar bir şey diyebiliriz belki. İşin sıkıntılı tarafı şurada. Ciddi bir aslında göç var. Siz de biliyorsunuz çok ciddi bir göç var orada şu anda. Diyarbakır'ın Sulu ilçesinin nüfusu 24 bindi. Son aldığım haberlere göre 22 bin vatandaşımız oradan şehri terk etmiş, 2000'e düşmüş. Evet, yani şöyle yaşam hakları konusunda ciddi bir gasp olduğunu düşünen bir halk var zaten. Yani bunu devletin kendince aslında şefkatli hikayesi ortada yok zaten. Öbür tarafın hendek açması üzerinden işte bir takım direniş yaratması, orada bir otorite sarsmaya kadar giden konuyu yapması başka bir şey. Burada devlet şefkati konusunda da ciddi bir sıkıntısı var. Bunu ama şöyle düşünmemek lazım. Şunun yanında, bunun yanında açıklamaları meselesinden çıktı bu olay. Çıktı gerçekten de. Yani bu ülke önümüzdeki süreçte bunun travmatik bir takım etkileriyle karşılaşabilir. Eğer bunun önüne geçilmezse mutlaka masaların, demokratik çözüm masalarının mutlaka kurulma ihtiyacı olduğunu hepimizin bilmesi gerekir. Bu orada bir barış sürecinin tekrar başlamaması önümüzdeki süreçte Türkiye'nin Yugoslavya'nın başına gelen hikayeyi isteyenlerle birlikte tetiklenme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani dışarıdan da ciddi bir aslında tahrik de var bir yerinden baktığınız zaman. Çünkü sınırsal güvenliğin yok artık yani. Güneydoğu tarafında sınırsal bir güvenlik mevzubahis değil. Maalesef. Bundan kaynaklı olarak da orada her şeye hakim olabilme ihtimali zayıflıyor gün geçtikçe. Bugünlerde mutlaka buna muktedir olacak olan iktidarın kendisi. Yani bu isteği göstermesi gerekiyor. Dinamiklerinden birlikte bunu siyasi partilerin ayrı ayrı meselesi olmaktan çıktı bu. Bu ülkenin sorunu şu anda. Onları bir araya toparlayıp karşı tarafta bugüne kadar kendisinin devlet adına yürüttüğü ne varsa, yani gizli kapaklı şu bu, bugün o devletin veya milletin kendine göre mesuliyeti üzerinde siyaset yapanların o mesuliyeti göstermeleri gerekir. Kapalı kapılar ardında daha önce yaptıklarına millet bir şey demedi. Hatta bunu anlattıklarında mesele barış olduğu için de kimse fazla bir tepki göstermemesinin tek nedeni vardı, kanın durması. Yani hem şehitler açısından hem de yaşanan dramatik bir takım olaylar açısından. Orada insanlar ölüyor çünkü. Yaşam hakları gasp edilmiş vaziyette şu anda. Çözüm sürecini tabii yurt dışı dinamikler tetikledi. Bugün bölge yanıyor, bölge kanıyor. Ama bunu da yani siyasetin dışında bir çözüm düşünemeyiz tabii ki. Mutlaka siyasi çözüm olması lazım ama siyasi partilerin bu konuda ben özellikle muhalefetin yetersiz olduğunu görüyorum. İktidar HDP ile orada biliyorsunuz. Onlarla işte dalaş içerisinde de. Mesela Murat Karayılçın diyor ki özellik olmasa biz Türk topraklarından ayrılacağız diyor. Yani Murat Karayılan. Karayılan, özür dilerim. Karayılan diyor ki biz ayrılacağız diyor. Ya bu aslında şimdi bu söylemin ki iki ucu var. Birisi Murat Karayılan bunu Kürt toplumu adına söylüyorsa büyük bir sıkıntı zaten. Yani değil hani, tabii kendi. O zaman ayrılmak istemeyeni zorla mı götüreceksin? Yani bu başka bir şey yani. Ben Türkiye'de ortak yaşam kültürü, ortak yaşama dayanışmaya
ve yaşam hakkına saygısı olanların hepsi bunu istemeyebilir. Sen bunu mu istiyorsun? İkincisi şu var. Bu şu anlama mı geliyor? PKK'yı çekeceğiz, gelmek isteyenleri de götüreceğiz falan tarzında bir şey midir? Yani aslında ikisi de çok sıkıntılı süreçler. Yani PKK'nın çekilmesi, demokratik bir sürecin aslında ortamını yaratması, herkesin şu anda bence isteyeceği bir şey. Ben öyle düşünüyorum yani. Hani evet. Bu öbür türlü bir şey değil. Siyasi partilerin konunun içine dahil olmaması meselesinde muhalefet ne yapıyor? Burada iktidardan umudunu kesmiş olan insanların aslında biraz da bu tarafından bakıyorlar bence. Haksız da demiyorum yani. Buna sen de dahil. Bir şey söylediğim yok ama iktidar şu anda buna izin vermiyor. Hiçbir şey. Dahil derken? Yani sen muhalefetin hani hiçbir şey yapmadığını iddia ettiğin için söylüyorum yani bir yerinde. Ben hiçbir şey yapmaya demiyorum. Yetersiz anlamında söylüyorum. Yani yetersizlik anlamında hani neyi yeterli görüyoruz bugüne kadar onu tartışmamız lazım. Ne yeterliydi? Haklı olabilirsin tabii bu tartışmanın içerisinde. Belki de tartışmamız lazım senden bazı konuları da. Şimdi burada şöyle bir durum var. İktidar bugüne kadar mesela bakın ben şunu söyleyeyim. Geçmiş dönemde Cumhuriyet Halk Partisi bu tür çok önemli adımlar attı. Anayasanın, yeni anayasanın yapılması noktasında evet. olsun, çözüm sürecinin ne olduğu konusunda olsun. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı biz yetkimizi şu şartlar altında her türlü verip her türlü desteklemeye hazırız diye beyanlarda da bulundu. Ertesi gün iktidar şunu söyledi. Sizin desteğinize ihtiyacımız yok bizim dedi. Aslında bu işte çok aslında rigid edici bir şey yani baktığınız zaman. Ha şunu koymak lazım. Kalın çizgilerle. Evet biz şunları destekliyoruz. Biz şunları desteklemiyoruz. Kalın çizgilerle. Belki topluma bu mesajı vermek gerekir. Çünkü dün de ben geçmiş dönemden yani bugün de milletvekili yapan arkadaşlar geçmiş dönemde de her partiden milletvekili olan liberal, sağcı işte veya kendine göre Kürt olarak tanımlanan siyasetçiler veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde farklı siyaset görüşü içerisinde olanlar dahil olmak üzere bir araya geldik dün. Ne yapılabilir? Yani Türkiye'ye gerçekten yangın yörüne dönüyor. Bizler ne yapabiliriz? Ne katkıda koyabiliriz? Çünkü bu bizim sorumluluğumuz yani toplumda toplumsal bir sorumluluk bu ve insanların yaşam hakları diye bir şey var ortada. Evet. Bu hem orada iki tarafa birden şunu hani bu mesajı götürürken bir taraftan da toplumsal olarak burada bir inisiyatif yaratabilir miyi konuştuk ve bir şey yapmak gerektiği hepimiz açısından kesin. Ama bu şu anlama da geldi biraz önce söylediniz. Ya biz bunları yaparken siyasi partilerden hariç bunları yapmak kesinlikle bundan önce söylediklerimizin hepsine ters düşer tarzında. O yüzden siyasi partilerin de kendisinden bunu düzenleyeceğini düşünerekten ve yine taleplerini dile getirerekten, iktidara çağrılar bulunaktan, belki bir araya gelerekten hepsini konuşması gerektiğini düşünüyoruz. Parlamentoda bir kapalı gruplar meselesi artık şey oldu ya, çok anlamsız oldu. Yani şunu tartışalım, kapalı tartışalım. Yok açık tartışın ama gündemin, insicamın ne olduğunu belirleyerek tartışmak lazım. Öyle görünüyor. Bunu da aslında iktidar istemedikten sonra kimse yapamıyor. Ama partiler de şunu söylemesi lazım bu saatte. HDP de şunu söylemesi lazım. Neyi istiyoruz? Konunun geldiği noktada ne? Şimdi benim okuduğum şu. HDP diyor ki demokratik çözüm masalarının yeniden oluşturulması diyor. Nedir abi bu? Yani ne? Yani demokratik çözüm masası. Açalım bunu. Yani hani açalım hep beraber konuşalım. Sen olmazsa olmazların ne olduğunu ki aslında HDP şunu söylüyor. Benim aslında olmazsa olmazım yok. Bundan önceki süreci nasıl başlattıysak bundaki süreçte de aynı şekilde devam etsin diyor. Buradaki şey şuydu. İktidarın itirazı ne burada? İktidar 7 Haziran'ı bir öç meselesi olarak görüyor baktığın zaman. Oradaki yenilgiyi, yenilme ihtimalinden nefret etti yani. Anladım. O korkuttu, ürküttü yani kendisini ve o arada da Selahattin Demirtaş'ın seni başkan yaptırmayacağız kelimesi aslında AKP'de yukarıdakileri çok rahatsız ettiği için AKP'de bir intikam duygusu yarattı. Açıkça söylüyorum bunu yani 22 Temmuz'dan itibaren başlatılan masaların devrilmesi, silahların çekilmesi, karşılıklı düello yapma hesabı buradan çıktı bir yerinden baktığında. Şimdi o yüzden dolayı İktidar şunun bence kavram karmaşasını yaşıyor. Eğer biz tekrar bu çözüme doğru gidersek bizi sıkıntıya sokacak olan bir şey çıkar mı? Çıkmaz kardeşim. Önünde seçim falan da yok. Yok seçim yani. Hani seçim aritmetiğini tutturacak olan bir yapı da parlamentoda yok.
Gel o zaman toplumsal sorunu yerine getir. Anladım. Bu. Şimdi gelelim MHP'ye. MHP ne iddia ediyor? HDP hani bunları söylüyor diyelim ki. MHP'nin iddiası ne? Ben MHP'nin ne iddia ettiğini bilmiyorum. Anlayamıyorum yani işin açık tarafı. Yani çıkıp bir tanesi şunu söylemesi lazım ya. Biz şöyle düşünüyoruz demesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün öyle veya böyle aklı başında bir sürü insan var. Yani hani bunu aksini iddia edemezsiniz. Yani kimse bunu söyleyemez. Ve bu insanların ortak bir özelliği yani evrensel düşünmeleri olması lazım. Çünkü parti öyle bir parti. Sosyal Demokrat Parti. O zaman Sosyalist Enternasyonel de bunu söylüyor zaten. Cumhuriyet Halk Partisi de bunu öyle veya böyle dillendiriyor. Bazı arkadaşlarımız Güneydoğu'ya gittiler. Sorunları hani neler olduğunu yüzlerce sayfa aslında belki de rapor yazdılar. Dün Hilmi Yarayıcı arkadaşımla konuştum. Dün itibariyle. Nerenin milletvekiliydi? Hatay milletvekili. Kendisi ve İlhan Bey'le, İlhan Cihaner'le birlikte iki günlük işte oradaki parti görevinin dışında oraya gidip oradaki gözlemlerini aktardılar. Oradaki gözlemlerine bizim de gözlemlerimiz hani benzer nitelikte olduğunu söylüyorum. Şey bitmiş yani kendine göre. Orada toplumsal yaşam hakkı diye bir şey yok şu anda. Belli kesimlerin mazeretli olarak belli yerlere gidebilme ihtimalleri var. Yani çocuklara karne inen neredeyse evlere dağıtacak bir hesaba dönmüş bu. Şimdi bu durumdayken kim haklıyı çok tartışmak da bana akıllı gelmiyor. O yüzden oturup bu çözüm nedir kardeşim? Daha önceki bahsettiğiniz hikayeler süreci nereye götürmüştünüz? Nerede masayı devirdiniz? Onu düşünmek lazım. Yoksa şöyle mi yani ya şöyle bir düşünelim. Suruç'ta patlamanın olduktan sonra iki polisin öldürülmesi. Bence konu şeyde yatıyor galiba. O iki polisi kim öldürdü de yatıyor. Yani mesela Suruç'taki patlamayı hala şöyle iddianamenin ne olduğunu bilmiyorum ama yani IŞİD'in yaptığına dair bir şeyi birisi kalkıp ağzı dolu dolu söylemiyor mesela. Suruç meselesi. Söylemiyor. Şimdi bu aslında Amerika, İran, Türkiye, Suriye bunların IŞİD konusunda hesap vermeleri lazım. IŞİD nasıl oluştu? Nasıl yayıldı? Kamuoyuna bunun hesabını vermeleri lazım. Yani o konu şöyle, dünya modern devlet düzenleri kurulduğundan beri aslında devletlerin rakipleri var baktığınız zaman. Bunu hep gördük yani. Entelektüel birikimi çok yüksek olan insanlar da bunların hepsini bilirler yani. Devletlerin rakipleri var. Birisi derin devlet, birisi mafya, diğeri de dindir. Neden orta bunlar rakipleri? Yani din derken dini o şekilde rakip olarak aslında gözlemleyip onu kullananlardır daha doğrusu. Dini kullanarak devletin rakibi olmaya çalışırlar. Dinin kendisi rakip değildir zaten. Onunla da şeriatla birlikte olur. Neden? Bu üçü de neyi iddia ederler biliyor musunuz? Derler ki devletin neyi var? Yasaması, yürütmesi, yargısı var. Benim de var diyor. Bunlar. Bunlar diyor ki benim de var. Şimdi bunu Türkiye için mi söylüyoruz? Hayır. Amerika'daki derin devlet yapılanması gördüğün Amerikan devletinin herhalde 50 katı falan. Yani yapısal olarak baktığında formal halinde. Avrupa'daki adamlar böyle yapmıyor mu? Onların da var. Türkiye'nin de var yani. Olmaz mı? Her devlet kendi bekası için yapıyor. Amerika'da yani, muhakkak tabii. Bir de farklı bir hani kurallar bütünlüğü uygulandığı bir yer yaratmışlar kendine göre. Oradakilerin hesabıyla birlikte IŞİD meselesi de aynı geçmiş dönemdeki Türkiye'deki sağ sol kavgaların içerisinde körükleyici unsurların işte Maraş'taki ki işte bu cumartesi günü Maraş katliamı, 78'deki Maraş katliamının yıl dönümüydü sonuçta. Maraş'ta hala ki olayı kimlerin yaptığı konusunda ortaya çıkarmamış bir devlet var. Neden? Çünkü orada başka izler de vardı yani. Mesela provoka edilmiş insanlar veya ideolojik anlamda kendine göre bir iddiası olanların dışında bunları oraya getiren bir güç vardı, bir yapılanma vardı. Yani onlara silahları sağlayan, izin veren, devlet ilişkileri bütünlüğünü sağlayan. Bu Güneydoğu'da yıllardır söylenen bir şey var. Devlet hani bu devletin, yani derin devletin içinde olduğu bir yapılanmanın bunu devam ettirdiği ve süreklilik haline getirdiği. Yani bunu şimdi bir süreklilik haline gelirse bu kurumsallaşıyor bir yerinden baktığınız zaman. Yani savaşın veya işte bu kaosun kurumsallaşması baktığınız zaman. Kendi kuralları var kendine göre. Bunları yaparsak şunlar oluyor.
Bunlar onlar olduğu zaman da bize şöyle alanlar doğuyor. Ha bu bir oligarşik yapılanma aslında bir yerinden baktığınız zaman da. Şimdi IŞİD de buna benzer bir yapılanmanın içerisinden çıktı bence. Çünkü Özgür Suriye'si ordusu diye millete yutturdular bunu. Bunları şey zannediyorlardı. Ya Suriye'de demokrasi isteyen güçler diye zannediyorlardı. Bunlar da o zaman evet yani sonuçta bir baktılar ki öyle olmuyor. Hem bir baktılar bir yerinde Türkmenler katlediyor, bir yerinde Alevi Nusayriler katlediyor bir yerinden baktığında. Kendinden tekçi bir anlayış, tam bir oligarşi bir yerinden baktığınızda. Bunlar kendi gibi görmeyenleri katlediyorlar bir yerinden baktığınızda. Geçen gün bir programda bir arkadaşımız anlattı. Hristiyan Araplardan bir tanesi kaçıyor tabii. Musul'dan galiba kaçıyor. Kaçarken yolda IŞİD'çiler bunun önünü kesiyorlar. Tabii soracaklar yani adam başı belada, eşi yanında. Diyor ki bize diyor Kur'an-ı Kerim'den diyor ayetleri oku diyor. Bir iki tane ayet okuyor. Arapça çok iyi bildiği için Arapça olarak okuyor bunları kendine göre. Bunlar diyor işte şudur budur dua et, duayı da ediyor kendine göre. Çok iyi de dinleri okumuş bir adam olarak. Bunları serbest bırakıyor eşine. Eşe giderken yolda diyor ki bunu hani bizzat yaşanmış bir hikaye olarak. Diyor ki sen diyor nasıl böyle bir şeyi riske edersin? İncil'deki bir şeyin aynısını söyledin diyor. Kur'an'da olmayan bir şeyi. Diyor ki onlar Kur'an okusaydı zaten bize bunları sormazlar. Güzel. Yani düşünebiliyor musun? Yani niye? Adam aksine bir şey yapsa orada adamı öldürecekler bir besteyle. Şimdi geçenlerde aklıma geldi. Aziz Nesin'e birisi söylemiş. Demiş ki sen Alevi değilsin ki demiş. Bu Alevileri niye böyle koruyorsun demiş. O da demiş ki sen insan değilsin ki ben sana nasıl anlatayım bunu. Değil mi? Hani buna benzer bir şey yani bu baktığın zaman. Kitapla ilgili bir sorunu yok ki orada. Kitabı kendine göre yorumlayanların bir sorunu var. Yani bu hikaye oradan kaynaklanıyor. O yüzden şimdi bu zihniyet Özgür Suriye Ordusu diye çıkanın altında El Nusra'yı, El Kaide'yi buna benzer bir sürü radikal aslında kendince din eksenli ama radikalleşmiş olan grupları barındırıyordu. Bunlar da aslında geçmişten beri de şiarları var zaten bunların. İşte Müslüman kardeşler bir yerinde var, bir yerinde öbür. Ama hep böyle bir şiarı vardı kendine göre. Özgür Suriye ordusunun ekseni aslında biraz da daha sonra tekleşme yapısından birlikte sünnileşti. Tamamen sünni bir ekseni, şeriat isteyen bir hale döndü aslında. Yok efendim demokrasi. Ne demokrasisi kardeşim ya? Bir adamın sadece düşüncesinden dolayı öldüren bir grup varsa bunların demokrasi isteyebilme olasılığı eksi bakiyedir zaten yani. Canım. Yani şimdi bunun işte bunla, aynı şey tam tersi için geçerli. Yani sanki şöyle Şii olmadığı için birini öldüren Şiiliği tasvip edebilir misin? Mümkün değil bu yani. Bunun bu bakış tarzının böyle olması gereken bir konuyken. İşte bunlar ne yaptılar daha sonra? Sistem bunları beslemeye başladı. Sistem bunları beslemeye başladı derken her yerinden coğrafyanın beslenmeye başladı bu. Beslemeye başlarken burada ne oldu? Suriye'yi parçalanma denilen hikaye. Aslında zamanında 1970'lerde İsrail'in, Suudi Arabistan'ın rüyası olan iş, Suriye'nin parçalanması işi gerçekleşmeye başladı. Ama son dönemde artık böyle Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgeleri hariç diğer yerlerde artık yavaş yavaş Rusya'nın hakimiyeti çoğalınca Rusya orada eyaletsel olarak bulunuyor artık bence. Orayı tekrar yani rejim destekçisi olduğunu kabul etti. Çünkü Lavrov daha önce İsviçre'deki toplantılarda aslında bir yere kadar Esad'la rejimine devam edelim ondan sonra Esad gitsin diyordu. Şimdi tamamen diyorlar ki öyle bir şey yok. Yani artık o konu kapandı yani bizim açımızdan. Burada IŞİD var hep beraber işte bir vuralım ama ondan sonra Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim esasımızdır diyor. Yani bu ne demek? Hepinize güle güle. Çıkın buradan yani. Çünkü niye? O topraklar şu anda legal olarak Suriye'nin toprakları. Doğru. Öyle değil mi? Doğru. Birinci Dünya Harbi'nden sonra çizilmiş topraklar burası. Ve yapılmış anlaşmalar gereği. Birleşmiş Milletler bunu kabul etmiş. Angajman kuralları buna göre çıkmış. Şimdi aynı şey Kuzey Irak Kürt bölgesinden ilgili geçerli. Onların özellik meseleleri var şu anda. Barzani'nin hani özelliği ilan etmesi meselesi. Buna Irak Merkezi Hükümeti'nin izin verebilme ihtimali çok zayıf. Hatta sıfır. Sıfır yani tabii. O da şöyle bir aslında kendine göre elindeki kozu kullanıyor. Heybesinde bir şey tutuyor şu anda. Rusya'yı tutuyor da. Çağrısını yaptı zaten Rusya'ya. Yani
müttefiyiz, gelin beraber olalım tarzındaki çağrısını yaptı. Onu da şeyle, kutsal ittifak var orada çünkü. Amerikalılar bu kuzeydeki Kürt özerk bölgesiyle bir kutsal ittifakları var yani orada. Şimdi şöyle, Kürtler Amerikalıların kutsal halkı mı? Hayır, değil. Değil yani. Ha, şöyle, artık bölündü çünkü. Kutsallar, kutsal Kürtler bir yerde, kutsal olmayanlar bir yerde. Canım istediğinde birine destek veririm, havasına döndü yani. Zaten görüyorsun şeyde artık yok. Neydi? Orada aslında koalisyon güçleri çok işitilende fazla uğraşmıyor aslında. Orada İran hamle yaparken Türkiye Suriyelilerin kurduğu bir İslam ittifakına kaydı. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Yani TSK artık Suudilerden mi emir birlikte olacak? Yapılan mesela. Ha, oradan mı emir olacak artık TSK? Onu geçen hafta da konuşmuştum. Mümkün değil o. O çünkü Türkiye bunu yapabilmesi için askeri olarak böyle bir anlaşmayı NATO ile ilgili konularda sıkıntıya girmesi ihtimali var. Yani eğer bunu NATO'dan habersiz ve NATO'nun onaylamadığı bir şeyi yaparsa bir anlamı yok. Eğer bunlara NATO da dahil izin veriyorsa o zaman NATO başka şeyi kurguluyor olabilir. Amerika ve Avrupa'nın beraber müttefik olarak kurguladığı o pakt bunu yapıyordur o zaman. Ben öyle düşünürüm çünkü öbür türlü işte dedik ya Çin'den bir tane füze ihalesi, savunma ihalesini, silah ihalesini, rampalar ihalesini Çin'e alınca, Çin savunma sanayi şirketlerinden bir tanesi alınca zaten NATO kıyametleri kopardı, iptal de etti. İptal ettiler zaten. İptal etti Türkiye. Peki kim yapacak? Amerika mı yapacak bunu? Türkiye mecbur şu andaki yani pozisyonu itibariyle. Öbür 34 Arap ülkesinin de bunu beraber yapmasından birlikte bence hem Amerika açısından baktığında hem Avrupa açısından baktığında silah sanayi de çok önemli bir şey kazanıyor. Kendine göre müşteri kazanıyor. Ama bu 3 yıl sürdü yani. Bu oyalamaca neydi peki? Bu Çin'in füze ihalesi. Gidiş şey şöyle gidiş gelişler vardı. Rusya ile aramız bozduktan sonra iptal edildi düşünürseniz tamam burada. Rusya ile Çin'in bir ittifakı var zaten. Yani müttefikler yani bu konuda. Şangay. Tabii Şangay Beşlisi. Onun dışında da ikili anlaşmaları çok güçlü dünyadaki en önemli iki tane ülke burası. Yani hiç kimsenin öyle büyük müttefik anlaşmaları yok. Rusya ile Çin'in böyle bir anlaşması var. O anlaşmanın aslında hikayesinden birlikte tercihini yap denilen NATO oldu. Yani Amerika ve Avrupa'daki belli silah üretici güçler bunu dedi ki anlaşma eğer sen devam ettirirsen aramızda sıkıntı çıkar biz seni burada korumayız. Evet. Rusya ile de ters olmuşsun. Artık bu saatten sonra tercih yap tarzında tercih zorlandı. Şimdi bu tabii bunlar uluslararası boyutta. Biz burada Güneydoğu'dan çıkış yolları nasıl bulacağız? Ya bakın bence şu çok önemli herkesin yani mesela bugün mevcut iktidara karşı kini nefreti olanlar da dahil olmak üzere bunu bence bu noktada falan dinlendirerekten bu sıkıntıyı çözemez kimse. Anlatabiliyor muyum? Neden söylüyorum? Bakın bu iktidarla ilgili olan kısımda aman yaptı iyiydi kötü tartışması değil. Yani bunu hepimiz biliyoruz neler yaptığını zaten. Bir an önce bu iktidarı tüm uluslararası arenada dahil olmak üzere bu konuyu çözmeye zorlamak lazım. Yani karınca mı öldürüyorsunuz kardeşim? İnsanların yaşam haklarını elinden aldınız şu anda. Yani bu yaşam hakları konusu çok önemli bir konudur. Orada ciddi bir şu anda dramatik, çok dramatik bir yaşam savaşı veriliyor yani. Ama şunu göz önünde bulması lazım bu coğrafyanın. Eğer bu Güneydoğu'daki bu olayı sadece orayla bence münhasır olarak görüyorlarsa bunda çok ciddi bir problem var. Neden? Bunun Türkiye'ye yayılma riski hepimiz için çok ciddi bir problemdir. Hazır bu baştayken oturup bunu çözmek lazım. Bunu çözemezsek Türkiye'nin her yerinde bu sıkıntı çıkabilme ihtimali olur. Bugün Demirtaş, için söylemiyorum. Demirtaş tehdit ediyor. Dua edin ki iç savaş çıkarmıyoruz diyor. Yani bu yani bu söylemlerle de bu çözülecek bir şey değil yani o hani bunu Demirtaş'ına bunu yakıştıramıyorum onlara. Bunları söylememesi lazım. Söylediği şeyi söylüyor. Ha bu hoş değil yani ama orada bu Güneydoğu'da yaşayan insanların yaşam hakları sadece HDP'nin tek elinde bir şey değil zaten. Yani kendini gerçekten insan gören, kendini sorumlu gören topluma karşı her insanın buna saygı duyup bununla ilgili mutlaka zaten orada devrede olması gerekir. Tabii canım zaten orada halk PKK'ya destek verecek olsaydı işte dediğim gibi yani Sur'un 24 bin nüfusu var 22 bini niye çekilsin? Niye terk etsin? Bunu görmeleri lazım. Arkasından da böyle tehditvari konuşmalar falan hakikaten geliyor yani. Hem bölgeye geliyor hem Türkiye'ye geliyor. Ya uluslararası boyutuna baktığın zaman da
bir başkalarına da başka güç katıyor. Tabii Türkiye zayıflıyor. Şimdi bakın şöyle bir durum var ortada. Türkiye burada uğraşacağı bir şeyin hem siyasal anlamda hem sosyal hem ekonomik anlamda çok ciddi şekilde gerileştiriliyor bir yerinden. Bundan içeride yine uğraşırken. Buradaki sorun dış politik süreçteki sıcak ortamdan dolayı aslında biraz da hep böyle ikinci plan itilmiyor ama yani hani sanki ikinci plandaymış gibi gösterilmesi daha kötü. Daha vahim, daha cinnet geçirici işler çıkartma olasılığını yaratıyor bir yerinden baktığınızda. Neden? Şimdi dışarıda bir olay var. Bu olayda iktidar kendini gururundan da geriye koymayaraktan riske atıyor Türkiye'yi. İşte Başika'daki olay gibi. Yani hala bugün çekilmesi. Dediğini yarın yalanlayan bir iktidar var. Yani bunu bir megaloman bir havaya döndürmemek lazım. Yani burada ben yenildim değil. Bu senin meselen değil, bu ülkenin meselesi. Ve bunu böyle anlatmak lazım. Yani rigid mesele bu çünkü. Gerçekten çok kötü bir mesele. İktidar mesele Başika'dan çekilmeyi bir yenilgi olarak görüyordu. Ya çekildiği zaman da biz hani çekilmedik de. Şöyle oldu da. Ya kardeşim biz salı günü sizden burada konuştuk bunu. Çarşamba günü 4 tane asker. Geçen hafta konuştuk beraber. Çarşamba günü 4 tane asker yaralı dediler. Bilmiyoruz da ne olduğunu. Bakın biz ne dedik? Askerlerin can güvenliği sorunu var orada demedik mi? Ertesi gün olmaz mı? Öyle bir şey yok. Bugün cahil değiliz kardeşim biz sonuçta da ama olacağı görmek için de herhalde çok büyük zekaya ihtiyaç yok bence. Ha çok öngörüyle alakalı bir şey bu. Daha da ilginç gelişen bir olay var. Mesela Obama telefon ediyor Tayyip Erdoğan'a. Askerlerini ay sonuna kadar çek diyor. Nereden telefon ediyor? İtalya'dan. Kiminle görüştükten sonra? Papa'yla. Biliyor muydunuz? Onu bilmiyorum yani. Yani bilmiyorum derken yani içeriğin ne olduğunu bilmiyorum. Papa ile Obama İtalya'ya geliyor. Papa ile görüşüyor ve görüştükten sonra Tayyip Erdoğan'a ay sonuna kadar askerlerini çek diyor. Erdoğan da okeyliyor. Bizim askerimiz şimdi çekiliyor. Hani çekmiyordu? Bari çıkıp da böyle söyleme. Ya şimdi bir dakika biz Başika bölgesine niye ısrar ediyoruz? Ben çok da anlamadım zaten konuyu. Yani sözüm ona peşmergeye etmeye gittik. Şimdi bak şu Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili olan kısımda da ilginç bir şey vardı. Orada uluslararası bir anlaşmamız var zaten. Orayı bizim... Kendi toprağımız. Kendi toprağımız. Ya arkadaş bizim toprağımız. Oradan çekildik, buradan çekilmiyoruz. Yani oradan çekildik yani. O bizim toprağımız. Ha şimdi buradaki ısrarın nedeni... mesela IŞİD'den kaynaklandığını hiç zannetmiyorum bence. Ona kaldıktan sonra. Bu stratejik bir hikaye. Ya bu kısacası uluslararası bir planın parçası. Yani tamam iktidar falan filan diyoruz ama iktidar gitmiş. Yıllar önce bu parçanın oyuncağı olmuş. Şu anda da onu yapmakla mükellef. Ya 3 gün önce diyorsun ki ben kim ne derse dersin ben buradan askerimi çekmem diyorsun. 3 gün sonra askerini çekiyorsun. Ve çektikten sonra da işte ay sonuna kadar Obama'nın talimatı var ve çekmeye başladıktan sonra da hala milletin gözünün içine baka baka kandırmaya çalışıyoruz. Ya yok böyle bir şey ya. Ya arkadaş bizim devletimizi Obama mı yönetiyor yani? Obama yönetiyor. Yani maalesef işte, Obama yönetiyor. Ya bu kötü olan şu yani. Vallahi hiç kimse kusura bakmasın. Obama yönetiyor. Ya şöyle bir şey var. Ya bugün biz eğer şunu söylüyorsak bak orada bu askerlerin can güvenliği var diyorsak ortamın ne olabilme ihtimali olduğunu okuduğumuzdan söylüyoruz yani. Tüm dış basını okuyoruz. Biz zaten burada bizim kendi basınımızdan bunları çok okuyup da anlayabilme ihtimaline çok sahip değiliz bazen. Yani tenzih ederim tabii. %20-30'luk bir hikaye kaldı. Geri kalan neredeyse iktidar yazmayın dediği zaman yazamıyor zaten. Yani böyle bir şey yok ama tahliller yapılmıyor mu? Yapılıyor. Bazı gerçekten objektif tahliller yapılıyor. Yani bazı köşe yazarları dillerin döndükleri kadar bunu atıyor. Ama Türkiye'de büyük puntoların hikayesi var çünkü Türkiye'de. Yani ön sayfalardaki büyük puntoların hikayesi var. Şimdi Obama bunu niye çekin diyordur? Niye diyordur yani? Obama bunu niye çekin? Kısa bir aradan sonra söyleyeceğiz. Kısa bir aradan sonra yeni bir aşkımız var. O aşkımızı anlatırken niye çekin dediğini anlatacağız. Evet. Kısa bir ara var. Evet, yeniden beraberiz. Reklam öncesi dedim ki yeni bir aşkımız var. O aşkımızı konuşacağız. Yeni aşkımız İsrail. Evet. Doğalgaz
ve su projesi. İnanılmaz bir yakınlığımız oluştu. Hani Cumhurbaşkanımız derdi ya, İsrail terörist devlettir, benim evet. düşmanımdır. Şimdi dost devlet oldu. İnanılmaz bir dönüş. Ben merak ediyorum. Özellikle yani Tayyip Bey'le aynı dünya görüşünü paylaşan, oy verenler, 14 yıldır, 15 yıldır iktidara taşıyanlara hakikaten sormak istiyorum. Yani düne kadar Tayyip Bey'e İsrail karşıtlığıyla oy verdiniz. Şimdi İsrail kardeşliğine oy verecek misiniz? Ben çok merak ediyorum. Bu kadar yakın bir temasa, bu kadar kısa sürede nasıl geçildi? U dönüşleri meselesi, şimdi şöyle, dış politika götürmek gerçekten çok hassas bir şey olduğunu ben bu geçen 5 yıl içerisinde çok daha net anladım yani. Çünkü herhangi bir yerde bir dengeye dokunmak, dengeyi bozmak bir sürü zincir etkisi yaratıyor. Çünkü domino etkisi tabii, olan tabii. bir konu. Yani bir yerden küçük bir taşı çeker gibi. Yani koca bir kayaya tutan küçük taşı çekiyorsunuz. Aşağıda da bekleyen kayalar var. Küçük evet. küçük taşlar tutan. O evet. vurdukça onların hepsini birden itelemeye başlıyor. Ve bu domino etkisi bir çığ yaratıyor bir yerinden baktığınızda. Şimdi biz her şeyde keskin kelimeler kullanıyoruz. Yani mesela Libya meselesinde haklı olarak bence Recep Tayyip Erdoğan çıktı. Libya'nın vurulmasına biz göz yumamayız tarzında bir şey söylediği zaman ben de sonra da NATO evet gidin bozun evet. vurun dedi. Yani NATO da sonuçta buna itiraz etmesi gereken Türkiye itiraz etti. Sonradan vazgeçti, çark etti bir mesleğine. Mısır'daki olaylarda keza buna benzer aynen. olaylar Sisi oldu. Olayları. Tunus'ta aynı şeyler aynen. yaşandı. Aynen. Arkasından Suriye'de bir takım şeyler, İsrail olayları aynı şekilde oldu. Arap Baharı, Rusya meselesi, işte Almanya'yla hani bağırma, Avrupa Birliği'ne laflar hani söylenme etme, Amerika'ya bazı şeyler söylenme. Bugünlerde Avrupa Birliği'yle de pek sık sevişiyoruz. Evet, yani bunlar çok tatsız bahtsız dış politik sürecin getirdiği ikilemler bence. Bir yerinden baktığınızda bir U dönüşleri bunlar hızlı bir şekilde. 180 derece dönüş bunlara denir. O dönüşleri de aslında yapmak Türkiye'nin ciddi bir aslında kırılganlıklar yaşamasına neden oluyor. Hem dışarıda itibarı açısından olsun hem ekonomik siyasi çıkarları açısından olsun çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Şimdi İsrail'le ilgili şimdi Filistin sevdamız bitti. Yani Filistin sevdamız bitti derken Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas biliyorsunuz Atina'ya gitti. Atina'da artık Yunanistan Filistin'in varlığını tanıyorum açıklaması yaptı. Ve Mahmud Abbas da Yunan Başbakanı Akdeniz'de yeni bir enerji projesine imza attılar. Evet. Düne kadar Mahmud Abbas da bizimle beraberdi. Ya bizde başka Hamas var bizde sonuçta. Hani bizim şeyimiz müttefiğimiz Hamas. Yani o yüzden dolayı da Hamas daha önce de biliyorsun bir terör örgütü olarak tanınan bir yer. Tabii. Radikal bir İslam hareketi olarak görünüyor. Ya bunlar şimdi şöyle bir durum var. Buradan baktığımızda İsrail meselesinde burada hani Türkiye'nin çıkarınadır diye bir şeyler çıkıp açıklayacaklardır. Millete Türkiye'nin çıkarı olduğu zaman bir şey demiyor. Daha önce peki Türkiye'nin çıkarına mıydı kavga ettiğin her şey? Bunu hiç sorgulamayacak mı kimse? Yani niye bu hale geldik? Kaldı ki aslında biz İsrail'le hiçbir zaman çok kötü olmadık zaten. Olamayız da o yüzden. Niye söylüyorum bunu? Askeri anlaşmalardan dolayı. Bir de dediğimiz geçen haftalarda da bunu konuştuk. Hayfa Limanı aslında bugün bizim Orta Doğu'ya ticari anlamda mal nakledeceğimiz tek liman. Peki takiye mi var? Yani İsrail'le kavga eder gibi gözüküyoruz. Hatırlatında şu anda yani tarih 48'de kuruldu değil mi İsrail? O günden bugüne 48, kadar en 49. fazla evet şu anda ticaretimiz pik yapmış durumda. Evet. Nasıl kavgalıyız? Takiye var demek ki. Yani burada şu var. Yani içeride böyle bir algı yönetmek için mesela kavga eden bir adam, dik duran bir adam modunda kavgadan besleniyor. Yani biraz da kaostan besleniyor. Tam emperyalist bir hareket bence bu noktadan baktığınız zaman. Ve burada da aslında bu kavgayla birlikte Orta Doğu'daki uğruna güya mücadele ettiğin insanları da radikalleştiriyorsun. Daha da çözüm masalarından uzaklaştırıyorsun. Aynı bizim kendi içimizde yaşadığımız işte PKK olayı ve Güneydoğu'da yaşanan çözüm ve barış süreci neyse adına ne diyorsak onda olduğu gibi. Yani bir dönem en üst sevdalardan barış istekleri öbür taraftan kendi çıkarlarıyla ilgili kendi ikballerinden ilgili bir konuda bir sorun oldu mu? Milletin veya bütün aslında Türkiye'nin
kendine göre ikbali konusunda hiçbir önemi yoktur. Biz kendi ikbalimizi koruyalım'a dönüyorsun. Şimdi burada da şu var. Türkiye itibarlı bir devlet gibi göstermek amacıyla yapılan çıkışların hepsi biraz kendini karizma kazandırmak amacıyla yapılan konular. Ama bu domino etkisi yaratacak olan küçük taşları çektiğinin farkında olmayan bir politik süreç yaşanıyor. Dış politik, bu da Türkiye'yi ciddi şekilde kale alınmayan bir ülke. Ya sözüne güvenebilir misiniz? Ya Nasrettin Hoca'nın hikayesine dönüyor veya bir baktığınız zaman. Ya bu o kadar kötü bir şey ki bir yerinden baktığınızda. Mesela Filistin'de aslında oranın en büyük aslında önderliği, El Fethi'nin kendisi önderliğini yapacak olan grup burası. Yani Filistin tarihinin en önemli özgürlük mücadelesinin temellerini atan ve Filistin'e bugün belki de hani bugün tanınma dediğiniz aslında konuma getiren El Fethi'nin kendisi. El Fethi'yle ilgili en küçük bir aslında Türkiye'nin yakınlaşması, itibar etmesi söz konusu olduğu bir ortamı görmedik yani. Olmadı. Bu en büyük bence hatalardan bir tanesi. Filistin'i veya Orta Doğu'da bazı şeyleri bilen birisi olarak söylüyorum. Gittik geldik oralara çünkü bayağı bir barış gönüllülüğü yaptık bir dönem. Buradaki tabii burada Türkiye'deki bu takiyeye uyan, kendini aydın gören ve Orta Doğu'yu ve Filistin'i çok iyi bilen insanlar da bu takiyenin yanında payendeci olarak gerçekten payendecilik yaptılar bu işten ilgili. Ve gerçekten kötü bir noktaya geldi. Bu halkların da ezilmesi bugün biraz da ondan kaynaklanıyor. Filistin niye mevzu bahis değil şu anda? Çünkü Suudi Arabistan istese Filistin'i kalkındıramaz mı? Kalkındıramaz mı yani? Kesinlikle olur mu şey? Dokunduğu anda... Yani 14 yılda eğer doğruysa gelen bilgiler, 14 yılda 300 ila 350 milyar dolar Türkiye'ye akan bir sıcak para var. Suudiler tarafından Suriye'nin bu dengesinin bozulması için. Böyle yani, iddialar var yani. Yani Filistin'e 3-5 milyar dolar harcadığı zaman kalkındı. Tabii ki kalkındı. Ya Suudi Arabistan ta bu 1980'lerden sonra özellikle Vahabilik, Selefilik üzerinden dediği bu hikaye aslında bir kandırmaca. Bu bir iktidar savaşı ya. Yani ne Vahabilikten meselesinde, Selefilikten aslında bunların hepsi hikaye. Yani burada ya Suudi Arabistan çok demokratik bir ülke mi yani? Baktı yani işte dediğin adam kadınlara daha yeni seçim hakkı veriyorlar işte. Ya bırak kadınlara da insan hakkı diye bir şey yok ortada. Yani kaldı ki yani insanı hani pozitif ayrımcılığa götürecek bir şeyin olma ihtimali hiç yok yani. Hani zaten kadındır Suudi diye Arabistan oldu mu olası ya Amerika adına hareket eden bir ülke. Bir yapı bunu biliyoruz. Yani Suriye'ye Türkiye üzerinden bu müdahale de Amerika'nın Suudi Arabistan'a yaptırdığı şey. Ya bunlar bilinmeyen şeyler değil zaten. Bu Suudi Arabistan Amerika'nın uydusu sonuçta baktığın zaman. Söylüyorum. Buna rağmen aslında Orta Doğu'da Amerikan bayrakları yakılırken bunların aslında arka tarafında güya onlara destek veren bir Suudi Arabistan gibi gözükürken öbür tarafta aslında ondan hiç çıkamayacak, onun lafından çıkamayacak bir Suudi Arabistan var. Buradaki temel şey şu. Onlar kendi bu oligarşilerini korumak amacıyla bu Vahabilik, Selefilik meselesini ayakta tutmak istiyorlar burada. Bu da bir Sunni çatışmaya gidiyor. İşte bu tarafta İran'la olan çatışması. Yani Şiilik, Sünnilik değil aşağıda daha da Sünninin altına indirip başka bir aslında mezhep eksenli bir şey yapması, tutması istemesi biraz da kendinden alakalı. Katar'da keza öyle baktığınız zaman. Ortada onun kaderi böyle. Zaten emperyal güçlerin, bu küresel güçlerin Orta Doğu'da yaptırmak istedikleri, bugüne kadar da hep yaptırdıkları aynı şey. Din savaşlarını çıkarmak. Din üzerinden. Bütün hikaye bu zaten. Ya bir tane adam İngiliz Dobrens tek başına bütün yarımadayı, Arap yarımadasını resmen hallaç pamuğu gibi atmış. Yani tek başına yani. Tabii. O günden bugüne İngiliz hegemonyası 300 sene boyunca aynen aslında öyle. Bütün Arap yarımadasını silmiş süpürmüş. Ya bizim Kurtuluş Savaşı esnasında da bunların hepsi aslında İngilizler, Arapların hepsini körükleyerek Türkiye Cumhuriyeti, Türkler dediğin bu ırkın aslında hepsini yerle bir etmeye çalışmışlar. Öbür tarafta Fransızlar Irak'la bunu yapmış. Hatta ben bunu yakın tarihte dersim dosyalarında içerisinde de çok gördüm. Ya canlı tarihi anlatanlar, o günkü asker olanlar yani, o gün 100 yaşındaki adamdan dinledim. Biz bir sürü ajan yakalamıştık. İngiliz ajanı, Fransız ajanı. Bunları biz aslında... yakaladık bunların hepsini tarzında bir şey vardı yani. Ben İngiliz Entrikaları diye bir kitap okudum yıllar önce. Bir İngiliz ajan dediğinizde aklıma geldi. İngiliz ajan bizim Kurtuluş Savaşı yıllarında yıllarca İstanbul'da yaşamış. Sonra ülkesine döndüğü zaman yazmış bunu İngiliz Entrikaları diye. Bu kitap
yayına girdikten sonra da İngiltere'yi terk etmiş, Amerika'ya gitmiş. İngilizlerin Kurtuluş Savaşı'nda Türklere, yani bizim işte Mustafa Kemal ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verdiği o kurtuluş mücadelesinde İngilizlerin bizlere karşı Anadolu'da yaptırdıkları bütün ayak oyunlarını yazmış adam. Bütün ayak oyunlarını. Mesela Dersim dediniz. Dersim'de bile o işte Tunceli, işte Dersim olayları falan. Şimdi Kürtlerle beraber olmuş, Alevilere saldırmış. Alevilerle beraber olmuş, Ermenilere saldırmış. Ermenilerle beraber olmuş, Türklere saldırmış. Yani böyle bir hakiki süzülmüş İngiliz ayak oyunları. O kitabı mutlaka okumanızı isterim. Yani. Tabii ben severek okurum zaten. Önümüzdeki hafta ben de burada birkaç tane kitap hem getirip hem de bazılarıyla ilgili tavsiyelerde bulunacağım. Yani en son okuduğum kitaplar var çünkü. Mesela bir tanesi Tanrı'nın Şifresi kitabı. Çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum bir yerde. Bir tanesi Ölüm İmparatorluğu. Yine bu Amerikan ve İngiliz aslında lordlarının yaptığı bugüne kadar ki Birinci Dünya Savaşı'na kadar gelen süreç, ondan sonra dünyanın yeni değişim süreçleri, Soğuk Savaş dönemine kadar İkinci Dünya Savaşı'nın çıkartılması. Tabii. Buna çok i̇şte kitap o dönem ama. Mesela 80 yıldır, 90 yıldır o yaptıklarını hep Atatürk'e mal etmeye çalışıyorlar. Böyle de bir algı yönetimi başardılar yani zaten. Tabii. Ya şimdi bu çok eski tabii. Yani bu İngilizlerin dünya üzerindeki aslında yaptıkları oyunlar, bu sömürgeci faaliyetleri ve bunları ayakta tutabilmek için entrikalarını düzenleyen 2000 yıldır tabii. Herhalde var tahmin ediyorum ki var. Bunlar Amerika'da da biliyorsun Texas'ta özellikle yani bu kafatesi kemikler denilen aslında örgütlenme Amerikan başkanlığı belirleyen işte aynen. Bir evangelizmin aslında neler olduğunu Amerika'daki 100 milyona yakın evangelisti etkileyen tabii, bir süreç. Ben hep şöyle düşünüyorum yani Britanya bu İngiltere Krallığı mesela dünyayı düşündüğüm zaman Britanya'yı hep şey bir kafa olarak görüyorum. Amerika'yı gövde olarak görüyorum. Ha, bizler falan kolları işte. Kolları da var. Bizler, ayaklar, tırnaklar. Ha, kollar, bacaklar var işte. Rusya'sı var, Almanya'sı var, Fransa'sı var ama ha, bizim gibi ülkeler işte tırnaklar, tabii. Parmaklar vesaire. Maalesef onun için İngilizler benim en çok zoruma gider. O kitabı okuduğumda ben üstüne de gittim tabii. Bir sürü değişik kanallardan da araştırdım. En çok zoruma giden benim o yaptığı şeyleri o gün Kurtuluş Savaşı döneminde Dersim olaylarını falan hala Mustafa Kemal'in üzerine atmak, onu yok etmek gibi bugün bir belgeleri burada konuşacağımız zaman olacak. Ben de çünkü çok ciddi o konularla ilgili belgeler de mevcut. Yani o sürecin bende de var aslında şu Dersim olayını bir akşam bir irdeleyelim. Olur, çünkü niye irdeleyelim? Konuşmanın içerisindeydim. Tabii biliyorum. O zaman sizde o dosyaların olduğunu da biliyorum. Niye irdeleyelim? Bugün Güneydoğu'da olan şeyler. Aşağı yukarı aynı şeyler. Yani o gün işte Orta Doğu sınırları çizildi, edildi. Şimdi de yeniden emperyal güçler Orta Doğu'nun yeniden coğrafyasını şekillendirmeye çalışıyorlar. Aynı şeyler yani. Tabii yani bu 1924 olayları, Şehzade ayıklanması meselesi tabii, o zaman tabii. Aslında gidip aslında Dersim yöresindeki insanlar oraya götürmeler, orada bir sürü insanla aslında kafalarını kestirme meselesine kadar giden bir hikayesi var aslında ama burada... Ya bunların o dönemde bakın Çerkez Ethem olayında İngilizlerin parmağı var. Topal Osman'da İngilizlerin parmağı var. Şeyh Said'de İngilizlerin parmağı var. Bu nasıl bir parmakmış ya? Tabii. Hariciye aslında harici evrakları içerisinde bunlara daha çok rastladık biz. O harici değil ilişkileri mi? Tarafından evet. Hem Dersim konusu gündeme geldiğinde belki anlatacağız da. Şah İsmail'in aslında yazdığı o zaman yok. Şah İsmail'in diyorum. Şah'ın yazdığı o zamanki Şah'ın. Şah İsmail tabii Şah deyince aklıma Şah İsmail geliyor. Onun yazdığı o Dersim olaylarındaki bazı evraklar, İngiltere'den aslında Londra'dan çekilen fakslar, bir takım şeyler. Bunlar şeyin içinde var. Dosyaların içerisinde var, harici evraklarında. Çok ilginç şeyler var orada da. Yani daha halen nedeni de şu, benim hani bunları teyit edebilmek amacıyla aslında okuduğumuz şeyler çok azdı. Niye? 160-170 bin evrak, 20 bine yakın evrağa hani bakmış etmiş olma ihtimaliniz, geri kalanlarla ilgili de bir muammanın orta olması. Neden? Çünkü biz komisyon esnasında da onların dışarıya çıkartamıyorduk. Sadece okuyabiliyorduk, notlar alabiliyorduk. Fotoğrafını bile çekmek yasaktı. Yani vukuat raporlu olan evrakları çıkartırsak tahmin ediyorum ki çok önemli olan bir 80 bine yakın evrak var orada. Yani tam yarı yarıya gibi falan düşüyor. Çünkü günlük vukuat raporlarının evrakları da var onun içerisinde. Hmm. Şu saatte şu geldi, bu gitti falan, şu saatte bu oldu. Şu yörede
şöyle çatışma oldu, vukuat raporları var falan. Ama asıl olan nedir? Bunun temelini oluşturan konular bir yerinden baktığınızda. Tabii. O yüzden bu İngilizler, hani Büyük Britanya İmparatorluğu, güneş bakmayan imparatorluk, bu Amerika'da şimdi şey olarak süsleniyor bu. Tabi bu adı Ölüm İmparatorluğu olan kitapta da hani buna benzer şeyler çok önceden de var ama şöyle süsleniyor. Artık 2000 sonrasının, yani o 1950'lerden sonra da öyle de, dünya liderleri olan Amerika ve tüm aslında bu işlerin de sahibi olması gereken burasıdır diye bir aslında bir şey de var orada. Yani sıcak bir çekişme de var, kendi şey soğuk bir çekişme de var kendine göre. İngilizler hala aslında Amerika'da da belli şeylere hakimler yani. Ta o zaman işgaller. Çünkü Amerika'da özgürlüğünü İngilizlere karşı verdi İngiltere, aslında. Yani İngiltere'ye karşı verdi. Yani o zamandan sonra bunların yine Kuzey-Güney Savaşı esnasında yaptıkları, yani bu acayip kanlı bir savaş. Yani Kuzey-Güney Savaşı dünyanın gördüğü en vahşi savaşlardan bir tanesidir. Yani çoluk çocuk dinlemeden öldürülen işler. Bugün Amerika aslında bu savaşı 1800'lü yıllarda yaşadığı bu savaş dünyanın en önemli 1861'deki en önemli savaşlardan biri. Bir de benim dikkatimi çeken başka bir şey var. Mesela İsrail hiçbir konuda İngiltere ile karşı karşıya gelmiyor. Hiç rastladınız mı? Çok yani, enteresan değil mi? Ben hiç duymadım. Almanya'nın da gelmez. Almanya'ya da gelmiyor. Değil mi? Gelmez. Halbuki Almanya zaman zaman Amerika ile karşı karşıya geliyor. Hayır, şöyle düşünmen lazım. Almanya aslında Hitler zamandan sonraki hikayeye baktığın zaman gerçek bir soykırım olarak, Yahudilerden soykırım olarak düşünebilirsin bazı şeyleri. Ona rağmen gelmiyor. Ona rağmen gelmiyor tabii. Yani mesela sonuçta. Amerika o zaman işte Almanların ünlü... Almanya gelmez de İsrail hani gelmiyor yani. Evet, o zaman Amerika Almanların ünlü generali Gehlen'i mesela kaçırdı götürdü. Savaş sonrası evet, niye evet. götürdü? İşte Rusya'nın bütün savaş planlarını, ordularını bildiği için götürdü. Onun mesela anlattığı, verdiği bir sürü şeyler var. Sonradan da Amerika Gladio'yu kurdurdu işte. 8 ülkede Avrupa'da. Ona kurdurttu yani. Onun... Ya bugün NATO dediğinde aslında tabii bu soğuk savaş döneminde 1960'larda falan soğuk savaş döneminin başlamasıyla birlikte NATO'nun kuruluşu hikayesi var. Aslında 1950'lerde tabii atılmış bir altyapı. NATO'nun tüm altyapısı aslında CIA ile MI6'nın kurduğu bir şeydir yani. Bu iki, birisi Amerika'nın çok önemli dış istihbarat örgütü, öbürü de İngilizlerin dış istihbarat örgütü. Evet. NATO'nun temeli CIA ve MI6'nın meselesidir. Yani bu James Bond filmi gibi değil tabii. Yani maalesef, abartılan bir hikaye ama. Bizde işte 1952'de biz de aldılar biliyorsunuz NATO'ya. Biz de onu alınınca aslında bir sürü şey de o dönemden sonra da işte çok şeye aslında biz izin vermiş durumdayız zaten. Türkiye aslında yarı sömürge olmuş o dönemden sonra. O dönemden sonra ben hep söylüyorum mesela bu konuda çok tartıştığım dostlarım da oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri bana göre 1952'den sonra milli ordu değil. Şimdi 1980 darbesini yaptığında bizim çocuklar diyen bir Amerika başkanı vardı. Yani, değil mi? Yani Türk Silahı, evet yani bizim çocuklar değil. Şimdi de mesela işte küresel güçlerin oyuncağı haline gelmiş bir ordumuz var. Ya maalesef. Tabii ya bugün Türkiye'de aslında toplumu bu kadar bölmek, yani gerçekten ortak yaşamdan uzaklaştırmak, birilerini dinci olarak tanımlamak, birilerini laik olarak tanımlamak, yani İnsanlar aslında bir illüzyona tabi tutulduğu için böyle. Yani insan bir algı yönetiliyor. Yukarıdan hani emperyalizmin uyguladığı bir algı yönetiyorlar. İşte özelleştirmeler yap, küresel geyikler var diyor. İşte biz küreselleşeceğiz, emek dolaşacak, sermaye serbest dolaşacak. Yani nedense tabii hep dolaşan, yani bu işi yapan eden yine emperyalizmin kendisini oluşturan ülkelerin hem emeği hem sermayeyi hem vatandaşı serbest dolaşıyor. Öbür garibanlar işte bizim gibi ülkelerdekiler. Biz de dahil buna hepimiz. Geçenlerde rahmetli oldu. Dolaşım hakkımız yok. Kamran İnan geçenlerde evet, rahmetli evet. oldu. Onunla bir gün sohbetim sırasında herhalde bir 10-15 yıl oldu. Sento vardı, hatırlar mısınız? Evet. İran, Türkiye, Pakistan Sento'muz vardı. Diyor ki bir gün İngiliz Büyükelçisi beni aradı Ankara'da. Oturduk sohbet ediyoruz. Bir il içerisinde bu Sento'nun dağılması lazım demiş. Niye dedim diyor. Dağılması lazım da onun için söylüyorum. Dağılması lazım. Daha da ötesi yok. Daha da bir şey sormayın bana demişti. İngiliz'de böyle bir şey işte. Ya şimdi tabii şöyle derin devlet dediğin hikayede aslında biraz dünyanın kendine göre bir derin yapılanması var. Tabii bu derin yapılanması
çoktan da var. Yani bugün bu bizim ülkemizde var, öbür tarafta yok, Almanya'da yok diyemeyiz zaten tabii. Var, yani öyle bir şey yok da. Amerika'da şöyle bir şey var. Amerikan halkı bir kısmı bazı bilgilerden uzak zaten. Yani çok belki dünyada en az dış dünyaya hakim olanlar ben Amerikan halkı olarak görüyorum neredeyse. Çünkü ilgilenmiyorlar. İlgilenmiyorlar. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Ya yukarıda bazı yerlerde mesela baktığımız zaman kuzeyde bazı eyaletlerde paranın üzerindeki adamı tanımayan adam var. Yani hani Benjamin Franklin kimdir, George Washington kimdir falan. En çok biz biliyoruz neredeyse. Yani biz onlardan çok biliyoruz. Belki doları daha çok biz mi görüyoruz ondan mı diye bazen de düşünüyorum. Kennedy, yani. Kennedy suikastı Amerika'da artık hatırlanmıyor. Biz hala tartışıyoruz. Biz hala tartışıyoruz. Enteresan sanki yani Amerika'da olup biten, İngiltere'de olup biten tarih adına her şeyi bizi çok tamam ilgilendirsin ayrı bir şey. Başka ülkelerin tarihleri, dünyanın tarihini bilmek iyi bir şey de kendi tarihimizi bırakmışız. Bir sürü yanılgılar içerisinde. Tarihimiz yanlış yazılmış ya. Ya bırakın Osmanlı'yı. Cumhuriyet tarihini yanlış yazmışlar ya. Hakikaten böyle. Biz kendi tarihimizle ilgilenmemişiz. Hala Kennedy'nin suikastını tartışıyoruz. Hala işte o öldürdü, bu öldürdü. Ama Amerika ilgilenmiyor bununla. Bununla hiç ilgilenmiyor. Ya tabii şöyle tarihi tartışıyoruz derken şimdi bugün bakıyorsun iktidara gelenler neredeyse Serv'in iyi olduğunu iddia edecekler neredeyse. Yani şimdi ya Lozan'da bu memleket ya ahlaksızlık yapmayın. Keşke toplum bu Serv'in veya Lozan'ın ne olduğunu düzgün bir şekilde anlayabilse. İşte şunu da yapabilir. Senin gücün ne kadar var ki konuşuyorsun yani. Tabii. Serv'deyken ülkeyi teslim etmişsin zaten her şeyinden komple. Bir savaş çıkmış. Bütün savaşın aslında savaş derken şu, buna itiraz edenler, yaşam hakkını, mandacılığı kabul etmeyenler çıkmış, savaşmış yani emperyalizme karşı doğru. Savaşmış. Ondan sonra masada oturulmuş Lozan'da. Masadan kaç kere kalkılmış, masalar kaç kere yıkılmış? Çok. O günün hikayeleri var yani orada bir hafta, 10 gün, 20 gün neyse hani kalınıyor. Her gün bir toplantıya giriliyor ve bunun sonucunda bir şey çıkıyor. Bugün şimdi bakıyorsun. Evet. Türkiye yeniden serve tabi tutuluyor bana göre. Bakacağız, göreceğiz. Dedim ya demin, yani İsrail karşıtlığına oy verenler şimdi İsrail kardeşliğine oy verecekler mi? Bakacağız, göreceğiz. Obama söyledi ki ya, niye çekin diyordur meselesi. Biraz evet, başka şeyden kaynaklı. Yine kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra CHP kurultayını konuşacağız. Bugün Salı günü siyasi partilerin verdiği mesajlara konuşacağız. Evet. İngiltere, Amerika derken döndük dolaştık. Şimdi artık içeriye, Türkiye'ye geldik. Bugün evet, siyasi partilerin grupları vardı. Davutoğlu konuştu. Bahçeli konuştu, Kılıçdaroğlu konuştu. Başbakan diyor ki... HDP konuştu demiyorsun tabii. Efendim? HDP konuşmadı. Geleceğim, o da konuştu. Hmm. Cumhurbaşkanı da konuştu. Başbakan diyor ki, ya bu Selahattin Demirtaş neden Rusya'ya gitti biz Rusya'yla böyleyken? Kılıçdaroğlu diyor ki, ya bu hendekler kazılırken siz neredeydiniz iktidara? Efendim Bahçeli diyor ki işte oradaki ilçeler silah deposu haline gelirken siz iktidar neredeydiniz? Demirtaş da diyor ki ben diyor geçen sene de Rusya'ya gittim. Tarihleri böyle çakıştı. Bir art niyetim yok. Ayrıca da diyor iç savaş çıkarmadığımıza şükretsinler diyor. Cumhurbaşkanı da diyor ki bu Başika olayını diyor Başika'daki Türkmenlerle ilgili diyor olayı ben hani Putin dedi ya biz oradaki Başka'daki Türkmenlerden haberimiz yoktu falan diye. Cumhurbaşkanı da diyor ki yalan söylüyor diyor. Böyle diplomatik dilimiz de var artık bizim. Putin yalan söylüyor çünkü ben ona söylemiştim diyor. Tarihçi olarak mı? Efendim? Hayır demografik yapıyı falan hani orada Türkmenlerin ülke... olduğunu ben Putin'e bizzat kendim söyledim diyor Cumhurbaşkanı. Putin hani oradan haberim yoktu benim diyor. Bizim Rusya olarak oradaki Türkmenlerden bizim haberimiz yoktu diyor. İşte Cumhurbaşkanı da diyor ki bizzat ben söyledim yalan söylüyor diyor. Şimdi tabii dediğin gibi böyle bir şey
devlet dili olmaz yani. Hani yalan söyledim, sen yalan söyledin, ben sana, yani bisikletlerimi ver gideyim falan tarzında bir şey değil bu. Yani öyle bir konu, oyun oynamıyoruz burada. Başka da ya Türkmenler var mı? Yok efendim işte yine getiriyorlar. Ya, Türkmen meselesi acayip böyle hani sakız olmuş bir mesele bazen. Evet. Ben de diyorum ki yani bunu çok yerlerde de teyit ettiler. Orayı çok iyi bilen insanlar Türkmenlerin ciddi bir kısmı zaten. Yani %70'in üzerindeki insanlar Türkmen olarak görünen çok ciddi bir nüfus Suriye'de Esad'ın yanında zaten. Esad Esed oldu. Esedullah oldu. Bilmiyorum yarın Esedullah ne olacak. Esedullah sen söyledin zaten. Allah'ın aslanı. Yani onu hayatta söylemezler onlar. Yani öyle bir şey söylerlerse sıkıntı olur yani. Türkçesi bu zaten. Yani Esedullah'ın Türkçesi o da söylemezler. Allah'ın aslanı. O onu hani sen söyledin diyorum yani beraber bazı söylemler evet, içerisinde evet. Kullandığımız şey oldu seninle birlikte. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi birincisi nereden başlayalım? Hangisinden? Davutoğlu'nun söylediklerinden başlayalım. Nereden başlayalım? Yani işte bugün siyasi parti gruplarının konuşmaları vardı. Başbakan böyle söylüyor. Ha oradan şeyi diyor. Güneydoğu'daki göçen insanların diyor vergilerini, sigortalarını onları erteleyeceğiz diyor. İşte araya eğitime ara verildi biliyorsun. Evet. Öğrenciler 200 bin öğrencinin 150 bini şu anda eğitim alamıyor. Evet. Üniversite öğrencileri evlerine geri evet. gönderildi falan. İşte ara verilen eğitimi dizayn edeceğiz diyor. Gerekirse diyor özel öğretmenlerle. Ve oradaki insanların sigorta işlerini, vergi ödentilerini falan bunları erteleyeceğiz. Yani iç piyasaya yönelik bunları söylüyor. Arkasından da Demirtaş diyor, diğer Rusya'ya gitti diyor. Şimdi birincisi şu var, tabii insanların mağduriyetlerini gidermek üzerine yapılacak olan her plana herkes mutlaka evet der. Yani bunda bizim eleştireceğimiz bir şey yok. Yani eğitim göremediğinden dolayı mağdur olan öğrencilerle ilgili alınacak olan tedbirlerin acil olarak açıklanması ihtiyacı var. Veya işte biliyorsun aslında Türkiye'de peşin vergi denilen bir şey var. Aslında daha kazanmadığın parayı daha önceden vergi olarak ödüyorsun zaten, beyan ediyorsun. Bu adamların çoğunun bence vergilerini ertelemek veya primlerini ertelemekten bir çözüm bulamazsın. Ticaret yapmadıkları veya faaliyet yapmadıkları sürece bunlar ticari hayatlarına ve batmalarına engel olamazsın. Yani bu hani böyle bir şey çünkü. Yani evet. Ben senin oluşacak vergini diyorum bak tırnak içerisinde. Olan yanlış değil. Yani, oluşacak. Ha, yani çünkü zaten sen hani peşin vergi ödüyorsun çünkü yani ondan tabii. kaynaklı olarak bir durum var. O yüzden de hani onların çoğunun büyük ihtimalle geri dönülmez bir vaziyette bir daha ticari faaliyet yapamaz hale getirmeleri söz konusu şu anda. Devlete karşı hükümlerini ertelemekten ziyade eğer bu adamlar orada olmasa sileceksin bunların borçlarını. Başka bir şeyin yok. Yani tedbirlerin böyle alınması ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama eğitim de dahil olmak üzere problem şu. Birinci, acil, en ibede olanı yaşam hakkı meselesi var şu anda. Yani insanların yaşam haklarına tecavüz edilmiş vaziyette. Yani bunu PKK yapmış, o yapmış, hendek açmış, şu etmiş, bu etmiş falan filan meselesinden ziyade buna çözüm bulunması lazım. Oraya bir an önce bir sulh, bir barış, bir huzurla ilgili adımın atılması lazım. Burada bir şey görmüyoruz. Yani problem bu. Evet. Şimdi bu başbakan söylediğiydi. Siz de işte içeriğine dair bir şeyler söylediniz. Bunları kısa kısa geçmek zorundayım. Evet. Yaklaşan evet. CHP kurultayı hızlı hızlı Selahattin Demirtaş meselesine gireyim. Niye gitti dedi mesela başbakan. O da dedi ki ben geçen sene gitmiştim. Bu sene de gidiyorum. Bu bir tesadüf dedi. Ya Türkiye'den birilerinin Rusya'ya gitmesini kimse kınayamaz. Bununla ilgili olarak iş adamları, siyasilerin bilmem ne bir arabuluculuk meselesi için bile gelecek insanlar olması gerekir. Ama bu hani Selahattin Demirtaş'ın arabuluculuk için gittiğini zannetmiyorum zaten. O ayrı bir konu ama şunu yadırgıyorum yani söylediğini. Bir iç savaş çıkartabiliriz demesi meselesi. Evet, bunu yadırgıyorum ve bunu ben hiç doğru bulmuyorum. Bunu çok anlamsız da buluyorum yani. Ben de katılıyorum. Yoksa ben söylediğini... Ama öbür taraftan baktığınızda siyasilerin gitmesi kadar doğal bir şey olamaz. Burada bir tarafında da şu var. Rusya bu artık coğrafyadaki önemli bir aktör bir yerinden baktığında. Hatta diğer siyasi partilerin yani belki hani bundan ilgili daha ılımlı bir yaklaşımla birlikte
ortamı bir kere bu gergin ortamı aşağı çek, gerginliği aşağı düşürmek ama amacıyla temasların olması gerekir diye düşünüyorum. Bizim artık Orta Doğu'da üvertür ülke konumuna düştüğümüzü kimse aksini iddia edemez. Çünkü Amerika'nın her hamlesine karşı artık Orta Doğu'ya Rusya ve İran hamle yapıyor. Şimdi burası böyle, bu realite. Kılıçdaroğlu diyor ki iktidara, işte tanklar, piyadeler orada. İç savaş var. Bu hendekler kazılırken ve oradaki işte okuldan camiye kadar, buralar silah deposu haline getirirken siz neredeydiniz diyor Kılıçdaroğlu. Bahçeli diyor silahlar yapılırken. O da diyor ama Kılıçdaroğlu da aynı şeyi söyledi. Onun nedeni, Bahçeli ayrı bir iddiası var. Bahçeli, aslında bunların söylediklerini ben şöyle özetleyeyim bence. Yani çok da uzatmadan özetleyeyim. Birisi şu, ortada bir barış süreci var demek isteniyor bence. Siz bu barış süreci yaşanırken aslında PKK'nın silah depolamasını falan göz ardı ettiniz. Nasıl olsa çözüm gelecek, barış gelecek. Bunlar dışarıya gidecek. Şartlardan biri de bu. Belki de oradaki hani masadaki şartlardan biri herkesin silahları sonuçta dışarıya çıkartmasını isteyeceği şartlardan biri vardı gibi. Evet, öyle bilemediğim diyor. İçin söylüyorum. Bahçeli'de bugün hani o eskiden arabesk şarkılarının sözlerini falan yazarlardı ya, mesela o Ferdi Tayfur'un ilk çıktığı yıllar gibi. Bahçeli bugün bana göre yani inanılmaz bir arabesk dörtlük yazdı. Şarkı sözü yazdı. Diyor ki dünya gözüyle sizden hesap sormazsam namerdim. Yani ölme yani şimdi tabii siyasi liderle ilgili başka bir terim kullanmak yanlış olur da hani bir... Yok niye canım, ölüm yani, gerçek yani bu tabirle. Ya şu demek istiyor yani, sonuçta ölene kadar benim başındayım demek istiyor o zaman. Yani hani bunu demek diyor istiyor. Diyor ki ölmeden... O ihtimalle yürümek istiyorum demek istiyor. Yani ben bunu sevdim, bu hikayeyi falan. Çünkü hani 80'den 40'a düştü MHP'nin. Hani yine de hani ona rağmen biz her türlü entrikaya karşı başarılıyız demek. Yani birazcık gerçekten... Hayalcilik yani. Yani bunu daha ileride bir şey söylemek istemiyorum. Hiç hoş değil. Bugüne kadar bence MHP'nin daha önceki süreçteki yaklaşımları 7 Haziran sonrasıyla çok çelişiyor zaten. 7 Haziran öncesinde Kürt kardeşlerim diyerek başlayan başlı şeyler, hatta Diyarbakır'da mitingler, şurada bir tekrar gitmeler falan, bunların doğru olduğunu da düşünüyordum. Yani bir siyasal partinin, ki MHP gibi aslında milliyetçi, daha katı milliyetçi bir partinin ortaya doğru gelme hani hamlelerini doğru buluyor, takdir ediyordum. İşin açık tarafını söylemek gerekirse yani. Ama orada bir panikleme oldu. Bu 7 Haziran sonrasında bir milliyetçilik kavramı, ki bu bence milliyetçilik tanımı bu değil. Yani ona kaldığı zaman biz de onlardan daha çok milliyetçi insanlarız yani. Bu milleti de seviyorum ben. Yani bu toprakları da çok seviyorum. Bu toprakların her yerini seviyorum. Ama kalkıp burada işte ben HDP'nin olduğu camiye bile gitmem gibisinden neredeyse oraya geldi konu yani. Oraya giderse ben de gitmem. Ki bu çok gerçekten rejit edici bir şey. Yani, biraz önce hani dedik ya, Demirtaş savaş çıkarmadığımıza dua edin ne dedi. Kadar, buna benzer bir şey. Tabii o ne kadar anlamsız şey ve yanlış bir tutumsa çok hatalı bir söylem bence. Yani çok. Müthiş bir yanlış onu konuşmak zaten. Bu da öyle yani. Ona benzer bir şey. Bu mantıksız bir şey bence ve oradan da büyük darbe gördü. O gördüğü darbeyle de bence, ama bunu başarılı gösterip de işte dünya gözüyle meselesi evet, olunca biraz sıkıntı olur. Yani biz şu aklıma bir anekdot geldi bu arada. Biz dinleme komisyonu esnasında, hiç unutmuyorum, kulakları çınlasın. Tabii MHP eski il başkanı İhsan Barutçu. Sonra biliyorsun bu bir takım komplolar meselesinde. Ters düştüler ama milletvekili oldu. Sonradan oldu. Partiden istifa etti. Partiden biliyorum, zaten biliyorum. Ayrıldı bir besteğinden ama ondan o zaman komisyon üyesi değil ama misafir milletvekili olarak bizden gelebiliyordu. MİT'e gitmiştik o gün. MİT'te işte Hakan Fidan ve ekibi bize işte bir takım dinlemelerle ilgili briefing vereceklerdi. Bu arada bir teknik ekipten biri bir şey anlatıyordu. İhsan Barutçu dedi ki sen
MİT elemanı mısın dedi. Ya çok, ya MİT'teyiz tabii. Ya çok şey bir durumdu. O da dedi ki o zaman evet MİT'te görevliyim. İsmin ne dedi? Ahmet. Tabii ki hiçbirisi gerçek ismini söylemiyor ama. O da dedi ki yani o yahu dedi dünya gözüyle bir MİT'çi gördük sonunda falan filan gibi böyle bir konu gördü. Ben de hani komik geldi kulağına dedim ya sen bunları daha önceden bilmiyor musun? Hani, bilmez mi canım? Şöyle çünkü neden hani bizlerin hani şimdi tabii İhsan Bey'in şahsına münhasır sevdiğim de bir arkadaş yani gerçekten de o konuda çok olumlu düşünceleri de vardı bir sürü şey. Bireysel baktığım zaman tüm MHP'deki arkadaşlarda öyle insanlar var ki inanın bana hani bir de bir otursanız yani yok yani hani pırıl pırıl değerli bir sürü insan var yani beraber dostlarımız arkadaşlarımız gibi olanlar var, ama var, her partide var ama nedense bu siyasi arenada yer edinme savaşı kalma bekasını koruma şeyi belli bir ideolojiye taraftar bulmak amacından söylenen söylemlere kurban gidiyor hepsi. Vallahi, ortak yaşamı da MHP'liler de CHP'liler de kusura bakmasınlar onlar partilerinin iktidarı için çalışmıyorlar. Kendi iktidarları için çalışıyorlar. Şimdi gelelim. Arada hemen sıkıştırıp diyorsun. Devam edelim yani. Evet. Gelelim. Önümüzde CHP kurultayı var. Evet. İstanbul ilçe kongreleri bitti zaten. İstanbul, İzmir, Ankara il başkanları seçilecek. Cumartesi, pazar Ankara ve İstanbul il başkanlıklarının seçimleri var. Ama İzmir seçildi. Evet. İzmir'de bir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'yla İzmir milletvekili, bizim de arkadaşımız Tunca Özkan'ın İzmir Kongresi kavgasına sahne oldu. Siz de orada mıydınız? Oradaydım da canım. Oradaydım. Tabii ki yani oradaydım. Niye kavga ettiler? Şimdi birincisi oradaydım ve tabii bu kavganın büyümemesi, bu kavganın başka bir yere gitmemesi için elimizden gelen uğraşı veren insanlardan biriydim ben de zaten. Niye kavga ettiler? Yani biraz önce MHP'den bahsediyorduk. MHP kurultaylarında çok kavga olur. Yani gerçekten hani böyle sandalyeler havada uğraşır. Devlet Bahçeli demişti ki bizi CHP'lileştirmeye çalışıyorlar falan gibisinden. Ben de diyorum ki bunlar bize yakışmıyor. Bunlar bizi MHP'lileştirmeye çalışıyor bazen. Yani bu da güzel. Bu da o taraftan baktığın zaman bu hiç hoş olmayan bir şey. Biz birbirimize tahammül etmediğimiz sürece biz çünkü öyle bir partiyiz. Yani sonuçta demokrasi iddiamız var. Demokrat olduğumuzu iddia ediyoruz. Sosyal demokrat, solcu olduğumuzu iddia ediyoruz. Birbirimizin fikirlerini beğenmeyebiliriz. Ama tahammül demokrasinin birinci gereklerinden biridir. Kim kimi nasıl sever sevmez bilmem. O ayrı bir konu. Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi'nde böyle bir şeyin yaşaması hele İzmir gibi herkesin gözünde de göz bebeği Cumhuriyet Halk Partisi için olan bir kentte yaşanması çok üzücüydü. İthamlar çok kötüydü. Sonuçta kürsülere yürüyen arkadaşların hepsini kınıyorum yani. Sonuçta fikirlerini beğenmeyebilirsiniz. O adamı sevmeyebilirsiniz. Bu farklı bir şeydir. O zaman işi de ne diyeceksiniz ya? Yani o yüzden bu hoş olmadı. Evet. İzmir bitti. Ama bitti İzmir bitti. Sonuçta. Evet, arkadaşımız Alaaddin Yüksel başarılı. Benim de eski bir arkadaşım seçildi. Zaten. Evet, evet. Daha önce il başkanlığı da yapmış bir arkadaşımız sonuçta. Evet. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte bu tür şeylere mahal vermemek üzere çalışacaktır. Çünkü onlar, o da gördü ki hani bunlar, hani o da biliyordur bunları zaten hepsini. Benim burada akıl verecek halim yok yani. Kendisi benden daha siyaseten tecrübeli bir insan. Nelerin yanlış olduğu noktasında kendisi de mutlaka biliyordur her şeyi. Ona göre davranmak gerektiğini. Evet. Çünkü bu milletvekillerine önümüzdeki sene, 4 sene beraber siyaset yapacaklar. Yani yapacakları ne var başka ki? Yani o zaman bu sükuneti sağlama görevi yeni il başkanına düşüyor. O yüzden hani bundan sonraki süreci daha akıl geçirmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, şimdi Ankara İstanbul var. Hafta sonu seçimler var. Ondan sonra da zaten 16 Ocak'ta kurultay var CHP'nin. Evet. Ankara'da 2 ya da 3 tane aday var. Daha fazla. İl başkanı dahil. Daha fazla. Fazla mı? Ankara'da mı? Ankara'da. Ankara'da az, evet. Evet, 2 veya 3. Ama çok ilginç, İstanbul'da 20 ve 20'yi aşan adaylar ortaya çıktı.
Ankara'da evet mevcut il başkanı için ne diyeceksiniz? İl başkanı. Bu kadar 20'nin üzerinde. Ankara'yı aday. Konuşalım isterseniz Ankara'yı hemen tabii ki, hızlı tabii, bir şekilde tabii. İstanbul'da. İstanbul daha karışık çünkü. Evet. Ankara daha bir simple gibi duruyor. Daha basit gibi görünüyor yani. Ankara'da mevcut il başkanı arkadaşımız Adnan Bey aday süreçte. Bildiğim kadarıyla tabii çok bilmiyorum. Devamını sen getir. Hikmet Bey, Hikmet Tepe, aday. O da örgütten avukat. Örgütün çok emekçilerinden bir tanesi bence o aday. Çünkü bu geçen seçimlerde ön seçimden geldi. Ya o yıllardır ön seçimde aslında bir yerlere gelir zaten yani. 90'lı. Klasik adaylardan Hikmet Bey Ankara'da her sevilen, dönem aday oluyor. Her şeye aday oluyor. Evet. Ama sevilen bir insandır. Yani o her şeye aday oluyor derken yani. Yani biraz... ilçe başkanlığı, belediye başkanlığı, il başkanlığı her dönem var Hikmet Bey de onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Evet. Yani seni de iyi tanıdığım bir arkadaşımız sonuçta. Tanırım ben Ankara siyaseti, Türkiye siyasetini bilirim. Hele Ankara'yı. Ankara'yı da benden çok daha iyi bilirsin yani. Yok. Estağfurullah. Ben Ankara'da 4 yıl bir de genel merkezlik görevlerimden dolayı biraz tanıma imkanım daha çok oluyor. Çünkü orada örgütten daha çok haşır neşir oluyorsunuz evet. Her gün. Evet. Ondan dolayı o arkadaşımız aday. Üçüncü aday, dördüncü aday dedin. Üç tane galiba. Ben Ankara'da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ama İstanbul'da 20'nin üzerinde aday var. İstanbul nasıl sıkıntı görüyorsunuz? Sıkıntı derken, sıkıntı olmayacak derken yani demokratik bir seçim olsun. Yani. Tabii kimin geldiği artık onlarına kimse de bulaşmasın. Yani özellikle belediyeler. Yani şimdi yani aynı şey İstanbul'da çok yoğun bir şey var. Hep tanıdığımız arkadaşlarımız. Yani başarılı da insanlar adaylar. Yani işte giden il başkanı başarısız da ama kabul edelim. Murat Bey başarısızdı. İki seçim geçirdi. İkisinde de partinin oyları azaldı. Tabii yani dolayısıyla başarısızdı. Yani siyaset rasyonel bir duruş isteyen bir şey. Rasyonel verilerle değerlendiriliyor. Bir baktığınızda bu kadar çok aday olması birincisi aslında şu var. Bir kısım nabızsal aday gibi daha adaylıklarını açıklamamış bir sürü arkadaş var çünkü ortada. İsimleri var ortada bir sürü arkadaşımız. Hepsi de değerli arkadaşlarımız. Galiba açıklayan bir iki kişi var galiba yanlış hatırlamıyorum. Yarın bana gelen bilgi Cemal Can Polat Cemal Bey en güçlü adaylardan birisi. O yarın saat 13'te açıklama yapıyor. Öyleymiş. Kadir arkadaşım var benim yine milletvekilliği yaptığımız. 12'de galiba onun açıklamaları var. Yine karşıda hani Necdet arkadaşımız var. Saraç var. Müslüm Sarı var. Tabi bu tarafta Çetin Soysal vardı. Çetin Berhan Bey galiba. Şimşek var. Berhan Şimşek var. Da var yani. Süleyman Çelebi hani yani işte şey Yüksel arkadaşımız var yine. Çengel. Şimdi aklıma gelmeyen arkadaşlara haksızlık etmeyeyim ama yani bir sürü arkadaş var. Bu arada ama adaylığını açıklayan adam sayısı ne kadar dersen 3-5 kişi var. Tahmin ediyorum ki bir taraftan da bir karışıklık var ortada. Farklı bir karışıklık var. Orada da millet... İzniniz olur mu Erdal efendim? Bey? İzniniz olur mu? Evet. Bana bir AK Parti milletvekilinden bir mesaj geldi de. Evet. Şimdi ben bu arkadaşımın adını vermeyeceğim. Ama mesajıyla ilgili iki cümle söyleyeceğim. İki Kemal'in sesi olmuşsun diyor. İki Kemal'den kast nedir bilmiyorum. Herhalde biri Kemal Kılıçdaroğlu, bir de Kemal Atatürk. Başka iki Kemal var mı? Öyle algılıyorum. Sevgili arkadaşım, sen beni iyi tanıyorsun, ben de seni iyi tanıyorum. Ben hiç kimsenin sesi değilim. Hayatım boyunca olmadım. Şunun iddiası içerisindeyim. Cumhuriyet tarihinde Atatürk sonrası en çok beğendiğim, sevdiğim, takdir ettiğim ki herkes bunu kabul ediyor. Ben Bülent Ecevit'le, rahmetliyle siyaset yaptım. Onun dışında da siyaset yapmadım. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastediyorsan, Kemal Bey ben hep söylüyorum. Düzgün adam, dürüst adam, namuslu adam, en azından hırsız değil. Ha, liderliği, yöneticiliği tartışılır. Ona bir şey diyemem. Ama ben Kemal Bey'le siyaset yapmıyorum. Hiçbir zaman sözcüsü falan da olmadım. Diğer Kemal'den kastım Mustafa Kemal Atatürk ise evet ben sizinle ortaklık yapan yani senin dünya görüşün olan bugünkü iktidarla ortaklık yapan dönme Atatürkçülerden değilim. Ben Atatürkçüyüm. Ama ne yazık ki eğer sen Mustafa Kemal Atatürk'ü kastediyorsan tekrar ediyorum üstüne basa basa bugün sen parlamenter sıfatını taşıyorsan o rozetle sokakta dolaşıyorsan bunu
Kemal Atatürk'e borçlusun. Bu bir. Bugün annenin babanın adı eğer var ise, annen kim ise, baban kim ise belli ise, onu da sen Kemal Atatürk'e borçlusun. Olmasaydı bugün sen kimin torunu olduğunu da onu da bilemezdik. Adını da şimdi ekranlardan açıklamayacağım. Ekranlar kirlenmesin diye. Özür diliyorum. Yok, bu hoş bir şey de değil zaten. Yani böyle yani, iki Kemal bilmem şu bu. Yani siz kendinizi hani başka bir yere mi koyuyorsunuz? Yani çok sonuçta önemli değil. Ben söyleyeceğimi söyledim. Evet, buyurun. Biz Sayın Genel Başkanımızın hataları olduğu zaman, kendisi, her Genel Başkanımızın hatası olduğunda kendilerine konuşuruz zaten. Yeri geldiği zaman biz de Genel Başkanlarımızı kalkıp milletin önünde, yani milletten tartışacak halimiz yok. Kimseye karşı da, o kirli gözlerine karşı da bazı şeyler yani yapmayız yani. Söyleyeceğimi yani, söyledim zaten. Neyse, ona gerek yok yani. Hiç de hoş olmuyor yani bu tür şeyler. Dediğin gibi Sevren'le Lozan'ı bilmeyenler kendilerine güdümlenmiş tohum hikayesini bilirler. Onu bir şey demek mümkün değil. İstanbul'da konuşuyorduk. İstanbul'da bu kadar aday var. Yarın arkadaşlardan bazıları adaylıklarını açıklıyor. Bence hani diğer arkadaşlarımızın da hepsi mutlaka çok güçlü. Ama en güçlü aday bence Cemal Canpolat. Öyle görünüyor ben yani. Ben görüşümde o. Cemal Bey çünkü anladığım kadarıyla çok ciddi bir ilçelerin arkasına desteğini almış durumda şu anda. Evet. Açıklamalar da falan onlarla yapıldı. Yarın da tahmin ediyorum ki bu ilçelerin de destekleri olacak gibi görünüyor. Mutlaka diğer adaylara da eşit mesafede davranıyor olabilirler ama herkesin de kendine göre bir tercih olacaktır. Burada tabii bizim temennimiz, ben hep söylüyorum, iktidarlar yerel yönetimlerden geçer. Çünkü vatandaş belediyelerin verdiği hizmete bakıyor. Belediyelerin aldığı tutumlara bakıyor. Notunu da siyasi partilere oradan veriyor. İnşallah arkadaşlarımız başarılı olur. Partilerini iktidara taşırlar. Buradan diyebileceğimiz başka da bir şey yok. Belediyeler için söylediğini söylüyorsun değil mi? Efendim? Kimden? CHP'li işte il başkanları, arkadaşlar, seçimleri falan tabii yani, ilgili. Hepsi arkadaşlarımız zaten. Evet, yani mutlaka bazı şeyler söyleyecekler, edeceklerdir. Evet. Onlar da söylemlerine önemli olan İstanbul'u alan, önümüzdeki süreçte yerelde İstanbul'u alan Türkiye'yi alır. Programımızın sonuna geldik Erdoğan Bey. Programımızı kapatmadan ben yine bir temennide bulunmak istiyorum. İsrail terörist devlettir, benim düşmanımdır diyen sevgili Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın İsrail'le barıştığını, dost olduğunu gördük. Temennim şu, kendi ülkesinde ayrıştırdığı, ötekileştirdiği ülkesinin insanlarıyla da barışmasıdır. İyi akşamlar.